biz kaç kere günah işlersek bizi Rab kaç kere bağışlasın? Evet. Tövbe ettiğimiz yedi kere mi bağışlasın? Aynı soruyu soralım. Yapmakla zorunlu olduğun şeyi yaptığın için ödül bekleme. Değil mi? <laughs> Zaten yapacaksın. Merhaba sevgili dostlar. Babamız Tanrı'dan ve Rabbimiz İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun. Hristiyanlar Anlatıyor programına hoş geldiniz. Evet bir programda daha birlikteyiz. Rab hepiniz bol bol bereketlisin. Bugün eşimle birlikte elimizden gelince Rabbin lütfuyla Tanrı'nın sözüne bakıp öğrenmeye ve öğretmeye çalışacağız. Hem sizler hem de bizler için bereketli bir program olur diye dua ediyorum. Rab hepinizi bol bol bereketlesin. Bugün İncil'in Matta bölümündeki benzetmelere bakmaya devam ediyoruz. Bugün acımasız köle benzetmesine bakacağız. Ama öncelikle diğer programlarımızda da yaptığımız gibi bu benzetmeleri İsa Mesih'in neden anlattığına, halka neden bu şekilde öğretiş verdiğine değinmek istiyoruz. Hakan buna nasıl bir açıklama getirmek istersin? Elimizden geldiğince her zaman dinlendirdiğimiz gibi çünkü her programı herkes komple izlemiyor. O yüzden açıklamakta fayda görüyoruz. hı. hı. Ee, ve bu iyidir. Göklerin egemenliğine tanıtık etti İsa Mesih. Yani cennetin krallığına, cennete tanıtık etti. Çünkü cennetten geldi. Hı hı. Beden alıp geldi. O yüzden İsa niye cennetten geldi? Bir, insanları kurtarmak. iki Tanrı'nın egemenliğine tanıklık etmek için geldi. Hı hı. Şimdi tanıklık etmek, anlatmak, öğretmekle ilgili bir şey. Yolu göstermekle ilgili, rehberlik etmekle ilgili bir şey. O zaman halkın anlayacağı en basit şekilde ruhsal gerçekleri, Halka dillendirmek, krallıklarla, köleliklerle, tarlayla, çiftçilikle, Hı -hı. tohumla, hardalla, mayel neyse yani halkın içinde kullandığı, evinde kullandığı, yaşamında kullandığı benzetmeleri, teşbihleri kullanarak halka öğretti. Amaç basit, net, yalın bir şekilde Hı -hı. halkla ulaş, ulaşabilecek, bağlantı kurabilecek bir anlatım tarzını seçti. Benzetmeler. Bu yüzden benzetmelerle konuştuk. İyi ki de seçti. Çünkü Hı -hı. bütün benzetmeler evet. göklerin egemenliğine, Tanrı'nın egemenliğine dediğin gibi cennetin krallığına Doğru. işaret eden Kesinlikle. benzetmeler. Yani İsa örnekler verdi. Hı -hı. Göklerdeki egemenliği, ruhsal sırları açıklamak Doğru. için halkın hayatının bir parçası olan onların günlük hayatında kullandığı şeylerden Hı -hı. örnekler Kesinlikle. verdi. Böylelikle basit kolay, evet. sade, yalın bir anlatımla esas vurgulamak istediği ruhsal gerçeği halka açıkladı. İkide de böyle yaptı. Kesinlikle. <laughs> Çünkü öğrencilerin pek çok kez gelip de bu benzetmenin anlamını bize açıkla. Dediğini görüyoruz İsa Hamdolsun o da açıkladı. Bazı benzetmelerde Rabbu Mesih, Rab İsa Mesih bu açıklamaları yapıyor. Hı -hı. İncil'de bunu görüyoruz. Doğru. Ama bazı benzetmelerde yapmıyor. yapmıyor. Bugün okuyacağımız acımasız köle e, benzetmesinde de bu açıklamaların bir kısmına değinmiş ama çok kısa geçmiş. Doğru. Örnek daha Doğru. uzun. Şimdi bunu okuyalım. Matta 18. bölümden okuyoruz sevgili kardeşler. Hı hı. E, 21. bölümden Ayette. ayetten 35. ayete kadar. Hakan bizim için oku lütfen. Tabii Doğru. ki şöyle diyor kutsal yazılar da bu benzetmede. Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip Ya Rab dedi. Kardeşim sana, bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım. Hı. Yedi kez mi? İsa yedi kez değil dedi. Yetmiş kere yedi kez derim sana. Hakan'cığım bir hı, saniye hı. bir virgül koyalım. Tamam. Ee, devamını okuyacağız ama öncelikle evet. şunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi bakın bu benzetme bunun üzerine cümlesiyle başlıyor. Yani neyin üzerine? Demek ki öncesinde bir şeyler hı hı. konuşulmuş, bir şeyler olmuş, yaşanmış. İsa Mesih bir şeyler söylemiş Doğru. ki Doğru. devamında bunun üzerine diyerek başka bir şey açıklamaya başlıyor. Doğru. O zaman... Hani hep biz deriz ya diğer insanlarla konuşurken yani incelin böyle bir hmm. ayetini cımbızla çekip de onun üzerine bir e, doktrin, teoloji, öğreti bina etmeyin. Hani evet. Bağlamında bakmak, bakmak lazım. lazım, öncesine bakmak lazım, bölümün bütününe bakmak lazım diye. Doğru. Aslında acımasız köle benzetmesi de tam bu açıklamalara uygun bir bölüm. Hı hı. Bunun üzerine dedi. Aslında yukarıdaki 15. ayetten 21. ayete kadar olan kısım. Orada Doğru. İsa Mesih bir kardeş günah işlerse ne yapılması gerektiğinden Doğru. bahsediyor ve bağışlama üzerine bina edilen bir benzetme. Doğru. Bu benzetmenin sonunda da aynı şeyi söylüyor zaten. Kardeşini bağışlamaktan bahsediyor İsa Doğru. Mesih. Öncesinde diyor ki bir kardeş sana karşı günah işlerse git Suçunu kendisine göster ve her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse onu kazanmış olursun. Hı hı. Ama dinlemezse yanına bir ya da iki kişi daha al. Söylenen her şey iki ya da üç tanığın arasında kalsın. Hı hı. Onları da dinlemezse durumu inanlar topluğuna önderlere bildir. Topluğu da dinlemezse hı hı. onu putperest ya da vergi evet. görevlisi say. Yani bir problem yaşandığında bir bağışlama söz konusu olduğunda... İsa Mesih bu öğretiyi veriyor. Evet. Önce birebir git olmadı yanına bir, bir iki kişi daha al git. Amen. O da olmadı durumu önderlerine evet. ve inanlar topluluğuna Doğru. bildir Doğru. ve bunun üzerine Petrus bizim Haylas e, <laughs> Petrus işte senin bu okuduğun ayeti soruyor. Yani bu benzetme bağışlamayla ve nasıl bir bağışlamayla ilgili olduğunu açıklayan bir bölüm. O zaman lütfen devam edelim 23. ayetten. Evet Petrus'un deli dolu bir yanı vardı. Delikanlı da çok fazlaydı. Yani gerçekten elçilerin lideriydi Petrus. O yüzden ama böyle bir İsa'nın da sürekli eğittiği öğrettiği ikileri bir geri giden zaman zaman olayları vardı. Hamdolsun Kustarlı aldıktan sonra pek böyle şeyler yapmadı. Buna seviniyoruz. <laughs> evet. Şimdi 22'den devam edelim tekrar. İsa 7 kez değil 70 kere 7 kez derim sana. Hı hı. Şöyle ki göklerin egemenliği köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Kral hesap görmeye başladığında kendisine borç olan 10 bin talantı bulan bir köle getirildi. Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisini, efendisi onun karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcun ödenmesini buyurdu. Köle yere kapanıp efendisine ne olur sabret bütün borcumu ödeyeceğim dedi. Efendisi köleyi acıdı, borcunu bağışlayıp onu salıverdi. Ama köle çıkıp gitti. Kendisine 100 dinar borcu olan başka bir köleye rastladı. Onu yakalayıp borcunu öde diyerek boğazına sarıldı. Bu köle yüzüstü yere kapandı. Ne olur sabret, borcumu ödeyeceğim diye yalvardı. Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattı. Öteki köleler olanları görünce çok üzüldüler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlattılar. Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırdı. Ey kötü köle dedi. Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım. Benim sana acıdığım gibi senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi?'' Bu öfkeyle efendisi bütün borcunu ödünceye dek onu işkencecilere teslim etti. Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa... ...Göksel babam da size öyle davranacaktır dedi. Çok önemli sözler. Of. Çok ağır <laughs> Aslında çok basit. Çok benliğe de uymayan sözler. Değil yani mi? Bizim do insan doğamızda genelde e, kilisede... ...bak çok samimi söylüyorum bu bölümleri insanlar atlıyorlar... Çünkü bağışlamak da yükümlü oldu. Tabii. E zaten niye tek bir duvar ne ve Rabbin duvası onu bile çok okumazlar. Hı hı. Neden? Tam ortada ne diyor? Bağışlayın ki bağışlanasınız. Hı hı. Rabbin bağışlamadı tek şey. Bağışlamazsan evet. iki şey var. Bir kutsal ruh. raha küfür etmek. Bir de bağışlamamak. Açık ve bilinçli yargılamak. bir şekilde. Hı hı. Bir de bağışlamamak. Bu bölüm aslında sen okurken o kadar çok şey gene aklımda canlandı hı hı. ki. Hani Hem basit hem hayatımızda görebileceğimiz hem vurucu yani evet, öyle insanın evet, yüreğinden. Evet. Yani yüreğinden yakalıyor gerçekten. Alternatif bırakmıyor. Evet, kaç, kaçacak yer <laughs> bırakmıyor. Problem o zaten. Hani şöyle bir baktığımda seni dinlerken de kısaca özetlemek istediğimde şunu Hı -hı. görüyorum. Bir tane efendi var. iki tane e, ana Hı -hı. karakter olan Hı -hı. köle, bir de diğer köleler var. Doğru. <laughs> Yani kölenin köleye ettiği zulmü <laughs> efendi köleye etmiyor. Hani Doğru. biz de bazen gerçekten gülüyorum ama Hı -hı. trajikomik bir durum. Doğru. Hani biz İsa Mesih'e iman eden kişiler diyoruz kendimize. Hristiyanlar, Türk Hristiyanlar Hı -hı. diyoruz. Bizim birbirimize ettiğimiz zulüm Bazen gerçekten dışarıdan bize yapılan zulümden daha fazla ya, olabiliyor. Tabii. onu hatırlattı bana. Hani yılları gözümün önünden geçirdim bir anda. Ya millet <laughs> gerçekten taş Gerçekten kendimize millet taş atsa acıtmaz başkası. Kimsedeki adam sana gül atsa acıtır. Dikeni batar. Dikeni sana. batar, değil mi? Ba tabii. Bazen bu durumlar olabiliyor ne yazık ki. Hani Hristiyan demek ya da İsa Mesih'i izlemeye karar veren kişi demek. Hani püri pak sütten evet. çıkmış ak kaşık veya mükemmel kusursuz hiç günah işlemeyen demek değil ki. Doğru. Yani iyi ki öyle değil. Çünkü aksi mümkün olamazdı. Nasıl? Herkes hatalı, herkes kusurlu. Ama hamdolsun ki yani bir fark var o da tövbe etmek. Tövbe Hı -hı. kapısı. Biz ne zaman hatamızın günahımızın farkına varıp tövbe edersek ki tövbe kapısı her zaman açık. O zaman... Rabbi İsa Yaradan Rabbin bağışını alıyoruz. Amin. Ve o diyor ki artık yükümü yani senin günahını sırtıma vurdum ve onu bir daha anmayacağım. Yani yeter ki sen de o günahı bir daha işlememeye gayret et. Dolayısıyla Evet kilisede birbirimize bazen dikenlerimizi hmm. batırıyoruz. işte aynı bu köleler gibi. Adamın 10.000 talant diyor. Rakamların çok evet. değeri yok ama çok evet. büyük, büyük bir para. para. büyük, para. Kim için 100 milyon da evet. 200 milyon. Evet. Yani akıl almaz büyüklükte bir para borcu var ve efendi onu bağışlıyor. Yalvar Yalvarıyor, yakarıyor. Merhametli bir efendi, hmm. kral onu bağışlıyor. Köle gidiyor başka bir köle birinci köleye ikinci kölenin birinci köleye borcu var o da kendi borcunun <laughs> binde biri kadar belki de o kadar az bir para ama onu bağışlamıyor bizim ilk köle artist köle ikinci köleyi bağışlamıyor İşte onu zindana atıyor <laughs> bu olayı gören diğer köleler efendiye gidip haber veriyorlar işte sen kendi köleninkini bağışladın borcunu hı hı. ama öteki köleninkini bağışlamadı. Evet. Bu sefer efendi de diyor ki vay köle demek öyle. Şimdi yürü bakalım sen işkencecilerin eline. Doğru. Ben 26 yıllık Hristiyan tarihinde bu süreçte hem gözlemlerim, hem deneyimlerim, hem de okuduğum bazı kitaplar, hem de kilise tarihinden baktığımız şeylerde Tanrı çocukları olan kilise hı, hı. Öyledir, doğrudur. Bu iman teolojimiz olarak bizler imaden Tanrı'nın çocukları ister ama kilisenin yaptığı zulmü İsa Mesih hiç kimse yapmamıştır. Hı hı. Vahide yedi kilise örneği var. Ege bölgemizde hepsi. Hamdolsun Anadolu toprakları İncil'in adının konduğu, yayıldığı sağa sola büyüdüğü topraklardır. Evet bu bizim için bir evet, ayrıcalık ve büyük bir sorumluluk. Anadolu'da öyle. Antakya'da adı konmuştur bunun. Ve İncil'de anlatılan yani Petrus, Petrus diyoruz yazdığı mektubu, iki tane mektubu var. Türk Anadolu Toprakları'ndaki beş ayrı bölgeye yazılmış hı hı. Top, mektuplar. Neyse şimdi konu o değil ama yani bunun da altını çizmekte fayda var. Tüm buna rağmen kilisedeki imanlar yani dışarıdan Hristiyanlara yapılan zulüm, baskı, kesme, biçme, öldürmeden çok İsa'nın İsa'ya Hristiyan diyenler zulmetmiştir. Bu yüzden İncil'deki yedi kilisenin altı tanesi kiliseye fırçadır. Evet. Sert sözlerdir. İz, açın okuyun. Yani hmm. bunlar bizim sözlerimiz değil. Yani niçin bunu söylüyorum? Yani eğer yazılanı bilseydik. Bizi bağışlayanın kim olduğunu bilseydik. Bizim, bizim borcumuzun ne kadar büyük olduğunu bilseydik. Başkasını affetme konusunda. Hmm. Borcunu silme konusunda. Hmm. Şu hayırsız köle gibi olmazdık. Biz affedildiğimizi, bağışlandığımızı bilmediğimiz için. Hmm. Geçen gün de konuştuk. O İsa'nın ayaklarını gözyaşları yıkayan o fahişe geldiğinde. Din kendini ke kenara çekti değil mi? Bu kadının şu, kim olduğunu işte bu adam Tanrı'dan olsaydı bilirdi gibi söylediğinde o kadın niye sevinçti? Sevinçliydi çünkü çok günahkar olduğunu biliyordu. Hı -hı. Ve bağışlandığında kadın günahların bağışlan dediğinde o sevinci aldı. Çünkü ötekiler bağışlanmanın ve günahkarlığın ne olduğunu bilmiyorlardı. Evet. Kendini temiz kılıyorlardı. Hı, -hı. Anlamamışlar bu ikinci köle gibi. Anlamadılar. Hı hı. Anlamadıkları için sevinmediler. Sevinmedikleri için bağışlamadılar. Hı hı. Bu yüzden kilisenin bu ve buna benzer bölümleri hani bunun üstte çok önemli. Kiliseki ilişkilerle ilgili, hiyerarşiyle ilgili, yapılması gereken metotla ilgili yöntemi çok iyi açıklıyor madde 18. Birçok bölüme ayrılma dedikodu bu madde 18'i. 18 15 uygulanmadığı, uygulanmadığı için değil, değil, değil mi? Kiliseler tabii. Hı -hı. Yani zaten niye hep söylüyoruz? Yazılanın dışına çıkmayın diyor. Yazılanın ciddiye alsaydı kilise. Başta ilk önce göz, kendi gözdeki mertiyi bir çıkartalım. Sonra başkasının gözündeki çöpü çıkartırız. Hı hı. Dürüst olacaksın bu konuda. Bunu yapsaydı kilise hı hı. çok daha farklı bir yerde, evet. farklı hı. bir bağışlama standartında Rabbimize benzer olmak konusunda değişmiş olurdu. Zaten olduk. bu bağışlamak <laughs> insanoğlunun bence en temel problemlerinden evet. bir tanesi. Bağışlamamak. Doğru. Daha doğru olacak cümle. Doğru. Bu acılık yaratıyor, yürekte kargaşa yaratıyor ve pek çok insan zannediyor ki işte ben onu bağışlarsam ona lütfetmiş olacağım. Hı hı. İşte o üste çıkmış olacak. Hı hı. O haklı sayılmış olacak. İşte ben de böyle ortada kalacağım. Aslında rabb Mesih bağışlayın derken bunu kendimiz için söylüyor. Ben seni bağışlarsam. Bunun meyvesini ben yiyeceğim. Bunun faydası bana. Hani Türkçe'de bir söz var ya tavşan daha dağı küsmüş daha haberi olmamış. <laughs> yani sen içten içe kardeşine diş biliyorsun, içten içe acılık biriktiriyorsun yüreğinde. Onu bağışlamıyorsun, o öfkeyle o kinle dolaşmaya devam ediyorsun. Ama adamın umurunda değil. O iyi içmeye devam ediyor, hayatına Aynen. devam ediyor. Senin ne hissettiğinden ya haberi var umursamıyor, ya da hiç haberi yok. Bağışlamadığın zaman. Sen kendi kendine bunu e, dert edinmiş oluyorsun ve kendi kendine zarar veriyorsun. İsa Mesih bağışlayın derken bunu bizim için söyledi. Karşındakini bırak ya sen bağışla da sen bunun yükünden, derdinden, acısından kurtul. Sen özgür ol. Evet, evet. Yani bağışlamak ve bağışlamamak aslında pek çok problemin, pek çok ruhsal sıkıntının ve e, psikolojik problemin bile bence kökünde yaşa yatan şey Şimdi Doğru. bu benzetmeye Petrus'un bir ayet bir sözüyle başlıyor. Petrus burada diyor ki hani İsa Mesih bağışla aranızda kalsın. Hı -hı. Olmadı yanına bir iki kişi daha al. Olmadı inanlar topluluğuna götür diyor. Şimdi Petrus'un burada bir sorusu var. Ya Rab, kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? Hı -hı. Şimdi bir soru soruyor. <laughs> Arkasından da kendi cevabını veriyor. Yedi kez mi? Hı -hı hani şöyle hissediyorum o anki e, havayı, o anki sahneyi. Hani Petrus'un aslında ne kadar böyle deli dolu, işte bazen anlam veremediğimiz hareketleri, konuşmaları, tavrı olduğunda bildiğimiz için. Hani yedi kez mi derken? Bak sen belki yedi kez demeyeceksin ama hani bak yedi kez söylüyorum ben ne kadar yüksek bir rakam söylüyorum. İşte senin de hoşuna gidecek, gözüne gireceğim gibi bir ifade var sanki. Ama İsa Mesih'in verdiği cevaba bak. Yedi kez de laf mı diyor? Yetmiş kere yedi kez. Hani derdimiz yok yediydi yetmiş hmm. katı dört yüz doksan falan bunlar değil. Ama senin söylediğin o yedi kez rakamı devede kulak kalıyor. Yani sürekli bağışlayacaksın. Rakamlardan bağımsız işte 490'dan geri düşüp tik atmıyoruz hmm. kardeşimizi bağışladıkça. Ama Petrus'un bu cevabının aslında ne kadar yetersiz olduğunu gösteriyor İsa Mesih hı hı. verdiği cevapla. Doğru. İsa 12 elçisi, İsa'nın 12 elçisi vardı. 12 elçisi içerisinde en önemli üçünü yani ayrım yapmıyoruz ama İsa'nın onları daha özel yetiştirdiğini, daha özel yerlere yanında götürdüğünü gördüğümüz için bu yorumu yapıyoruz. Kimdi bu kişiler? Birincisi Petrus, Yakup, Yakup ve, ve Yuhanna. Şimdi evet Petrus'un bir deli dolu İyi anlamda tabii bunu ifade ediyoruz, bunu kötü anlamda ifade etmiyoruz. Yanlış anlaşılmasın kesinlikle elçidir. Ama e, hep böyle bir önde olduğu için sorular soran işte öne atlayan senin asla Atılgan. ölmene izin vermeyeceğiz. Hı hı. İşte kılıcı çeken kim? İsa tutuklamaya hani bıçağını Petrus. çeken Petrus kulağının kölenin. Tutkuluydu aslında tabii, da bazen tabii, o tutkuyu tabii işte. ne şekilde yönlendireceğine çok kontrol edemiyordu belki. Evet. O yüzden hani anlam veremediğimiz Ama işte onun diyoruz. hareketleri ve söylemleri soru, soruları bizim bazı dahi şey daha iyi anlamamıza. Bizi İsa temsil eden çok tabii, soru Tabi İsa Mesih'in açıklama yapmasına neden oldu benzetmelerle de olsa. Bu bizim için önemli bir fırsat. Aslında Tanrı bunun için izin verdi yani Petrus'un bu hareketlerine, söylemlerine izin verdi ve İncil'in kutsal metinlerine geçti. Burada görmemiz gereken şeyden bir tanesi de şu. İsa öğrenci yetiştiriyordu. Şimdi bunlar öğrencilerdi, elçiler öğrencilerdi. Ve İsa göğe alınmadan önce elçilere göklerin egemenliğinin benzetmelerini iyi anlamalarını sağlamaya çalıştı. İlk önce onları yetiştirdi. Hı -hı. Çünkü ondan sonra kiliseyi onlara emanet etti. Biliyorsun kilise biziz ve onlar kiliseyi kuracak. Kutsal öngüce devam ettireceklerdi. Aynen. O zaman Petrus'un bu sorusu denedim. anlamlı. Çünkü bak sadece kilise içinde değil, toplum içinde, aile içinde en küçük bireyi olan toplumun en temel e, fertlerinde oluşturduğu bu topluluk, sosyal topluluktaki aile kavramında bile bağışlamamanın, işte kaynana gelin, hayırlı evlat, hayırlısı evlat, anne baba ilişkileri, karı koca, karı -koca. ilişkileri... <laughs> Bağışlamamanın yarattığı bereketsizliği, karışıklığı, naleti ve o öfke, nefreti nasıl insanlara bir kanser gibi, tümör gibi yediğini ben gördüm. Hmm. O yüzden senin az önce dillendirdiğin şey çok önemli. Yani bağışlamak kendinle ilgili yapabileceğin en önemli adımdır. Doğru. İyileşmenin en ilk adımı. Seni özgür sılan şey. Tabii. Şimdi o yüzden İsa burada hani yedi kez mi bağışlayayım söylemini güzel bir rakam. Büyük bir rakamda yani yedi kez. İsa onun için ileride devam ediyor. Yedi kere değil. Yedi çarpı değil mi? Yetmiş kere dedi. Yani dört yüz mı yapıyor? Şimdi 490 yüz Ha dört yüz doksan bir olursa bağışlamayacak mıyız? Bu değil. Burada benzetme var. Benzetmelerden konuşuyoruz. Sonuç olarak az önceki lafa geleceğim. Yani eğer empati yaparsak. Yani öğrenmeye çalışıyorum bu empati olayını. Şimdi şunu soralım kendimize. Acaba biz kaç kere günah işlersek. Bırak şimdi Petrus'u kardeşi. Hmm. Bizi Rab kaç kere bağışlasın? Evet. Tövbe ettiğimiz 7 kere mi bağışlasın? Hmm. Aynı soruyu soralım. 7 Yedi çarpı yetmiş mi bağışlasın? Eyvah deriz o zaman ya. Yani 491 <laughs> hatta 500 lere geldiğimizde bazı <laughs> konulardaki hatalarımızda birçok günah var. Ondan aa bir dakika ben yedi kere 70 dedim. Hmm. Oldu 492. Artık Üzgünüm oğlum. Üzgünüm kızım. Hadi güle güle mi diyecek? Hmm. Ne hissederdin? Yani bireysel alalım olayı. Evet. Neyse derdik o zaman. Vay buna... başımıza derdik e işte, ne hissedeceğiz e işte, yani işte. çünkü günah meyleden evet, bir duamız işte. var. İşte. Topraktan yaratıldık evet kutsal ruh içimizde Tanrı'nın konutu evet. bizleriz. Doğru. Ama buna rağmen günaha meyledebiliyoruz. O zaman İsa Mesih de böyle bir tik atsaydı evet. bitti. Evet. <laughs> bağışladım bağışladım. Vay halimize esinlemede diyor ya vay başımıza. Doğru. Gerçekten öyle olurdu. Doğru. Şimdi insanlar her zaman önceliği kendine ister bu hayatta. Bencil varlıklar arasında. Şimdi el oturalım doğru konuşalım. Aile içinde bile böyle. Ya çocuklar arasında böyle. Diyorlar ya çocuklar temiz. Ya temiz mi? Biz çocuklar günahkar doğar demiyoruz. Hadi. Bir buçuk iki yaşındaki bir evet. çocuğu koy, koy. Oyuncağını vermiyor. Aynı. Saçını başını yolluyor. İki kız duruyor. çocuğunu koy. Aynı bebeği seven. Hı. İki yaşında olsunlar Oyuncak bebek. At ortaya. Saçını başını yolduktan O bebeği parçalıyor. Gene ona yar etmiyor. Ağlatıyor. E, şimdi kim öğretti ona kıskanmayı, öfkeyi, ölç almayı, sahiplenmeyi? İnsan doğası bozuktur. İşte biz buna günahın getirdiği bozukluk diyoruz. Hı -hı. Tamam. Yani yoksa günahkar doğar demiyoruz. E, bana doğan çocuklar gibiyiz. Ama burada olay dedim ya insanların e, bağışlandığını fark etmemesi, Hı -hı. bilmemesi. Bunu anlamamız. Anlamadığı için insanlara, insanlar birbirine zulüm ediyor. Ben, ben de aslında böyleydim biliyor musun? Konuştukça şu anda Kutsal hatırlattığını e, inanıyorum. Hani önceki programlarımızda bahsettik ya Ferisiler ve din bilginleri, Hı -hı. işte yasayı biliyoruz biz. Hı -hı. Biz zaten Yahudi ırkındınız. Hı -hı. İşte biz yapmamız gereken her şeyi yaparız, orucumuzu tutarız, Hı -hı. işte şabat gününü e, kaçırmayız, onu kutsal sayarız. Şunu yaparız, bunu yaparız. Zaten yasayı ezberebiliyoruz. Evet. Yani biz temiziz. Hı -hı. Şimdi i̇şte ben de böyleydim 25 sene önce. Yani günah işlemiyorum. Hı -hı. İçkim yok, kumarım yok, sigaram yok. Yani gayet temiz bir aile kızıyım, Hı -hı. çalışkanım. Ee, anneme babama dert olmam. İşte aile içinde güzel bir birlik Hı -hı. var. Abilerim beni sever, eder. Ee, hani göz bebeğim, güzelim. Yani ben neyinden tövbe edeceğim ki? Ne günahım var ki? Ama ne zamanki kutsal ruhla karşılaştım... O bana günahlarımı gösterdi. Yani ben din bilginleri ferisler gibi yaptıklarıma, eylemlerime ve kendi doğruluğuma güveniyordum. Dikkat yani ben bunları bunları yaptım. Yani yapılması gerekeni yaptım. O zaman ben temizim. O zaman evet. ben niye günah günahkar olayım ki veya ben niye kurtarılmaya evet. ihtiyaç duyayım ki bir, birisi bana ilk bunu söylediğinde işte kurtarıcı kabul et. Hmm. Ne kurtarıcısı ya? Hmm. Benim kurtarılmaya ihtiyacım yok ki. Hmm. Yani benim kötü bir hayatım yok. İşte şuyum yok buyum hı hı. yok ben, ben neyden kurtulacağım? Yani eminim bizi izleyenler arasında da zamanında benim olduğum gibi olanlar vardır. Ama biliyor musunuz Tanrı'nın kutsallığının standardı o kadar yüksek ki yani ben mesela kötü şeyler düşünüyordum. Hı hı. Belki ahlaksız şeyler düşünüyordum. Yalan söylüyordum. Hı hı. Belki yüreğimde insanları yargılıyordum. Belki onları beğenmiyordum. Kendimi üstün görüyordum. Yani gururun tavan yapabileceği, pik yapabileceği pek çok şeye belki sahiptim. Ama ne zaman ki ruh geliyor sana, dokunuyor, işte görüyorsun ne kadar düşüncelerinde olsun, bakış açında olsun, dile getirmesen bile yani o kafada ve yürekte ne kadar kirli şeylerin döndüğünü fark edebiliyorsun. O yüzden hamdolsun ki İsa Mesih bizi her bağışladığında, Tikatmıyor, 490'dan aşağı evet. doğru düşmüyor. Doğru. Aksi takdirde birkaç ay içinde tüketirdik hakkımızı yani, <laughs> vay başımıza. Hem öyle işte lütuf bu. Yani evet. Hristiyanlıktaki temel öğretiş budur. Yani Hı -hı. hak etmeyene verilen ücret. Hı -hı. Yani Tanrı diyor yani elim açıksa sana ne? Yani çalışan köylüye istediği parayı verdiğinde biri bir saat çalışmış, biri güneşin altında biri 10 saat çalışmış aynı parayı veriyor. E niye onu, ona da aynısını verdin, buna da aynısını verdin? Kıskanıyor, orada da aynı olay var. Hmm. E sana ne diyor? Ben sana verdiğim sözü tutmadım mı? Sana bir dinar vereceğim dedim, verdim. Ötekine de aynı parayı verdiysem, elim açıksa sana ne Benim diyor? Benim cömertliğimden sana ne diyor? Şimdi o az önceki çocuk örneğinde olduğu gibi, biz gerçekten ne kadar bozuk olduğumuzu fark etmeyen günahkarlarız. Hmm. Şimdi buradan bizi izleyen ekran başı izleyen kardeşlerimiz, dostlarımız, herkes inanlı değil ve bizler. Bir hayal yapalım dedim yani empati yapmak önemlidir. Bir Matrix tarzı bir şey olsa, böyle bir şey takılsa bize, kafadan ne geçiyorsa geçmişte ve düşüncede, onu projektörden ekrana yansılsın insanlar içinde. Eyvah. Hadi bakalım. Şimdi burada hangimiz gece yatarken gizlilikte tek başımıza ya da bilgisayarda ya da cep telefonunda geçmişi silmeden, hmm. geçmişi silmeden girdiğimiz yerler konusunda, baktığımız yerler konusunda kaç kişi ya tak bana çipi, göster projektörden her şeyi diyecek. Gençliğinden bugüne kadar geçmişin olaylarını da göstermek şartıyla. Evet. Şimdi hani bayılıyoruz ben şunun gibi günahkar değilim. Bunun gibi değil. O vergi memuru din bilgini arasındaki diyalog gibi tapınaktaki. Ya da öyle de yapılır mı kardeşim? Evet. Bu evet. da söylenir mi? Evet. Bu da edilir mi? Evet. Yuh artık. Evet. İşte çocuklara tecavüz ediyorlar. Onu bunu kesiyorlar. Kadınları dövüyorlar. Öldürüyorlar. Kesiyorlar. Ben onlar gibi. Ya doğru. Sen öldürmüyorsun. Belki tecavüz etmiyorsun. Belki kimsenin gidip evini soymuyorsun. Gasp etmiyorsun. Ama sen de evde karını dövüyorsun. Karına bağırıyorsun. Çocuklarına bağırıyorsun. Ya da affetmiyorsun. Ya da affetmiyorsun. Rüşvet alıyorsun. Hı, -hı. Canım o bir milyon alıyor. Ben yüz lira aldıysam ne olur? Ne fark eder ki? Günah günahtır. Doğru. İşte yani bir bardak suyuna yani. küçücük bir şey de atsam içmeyeceksin pislik. Bir avuç da atsam içmeyeceksin. Yani ne fark eder? Bu şundan kanaklı. Hani bu bizim için fark ediyor. Bir virgül evet. koy lütfen. Aha. Bizim için fark ediyor. 100 lira rüşvet alıyorum evet. canım. Milyonlarca Doğru. almıyorum ya. Ama Tanrı öyle bakmıyor. Ya bakmıyor. Onun kutsallık standartı evet, o kadar yüksek ki. Günah günah kardeşim yani. Günah ya. ne olursa olsun küçük de olsa büyük de olsa. Günah. Ya Allah aşkına daha güncel örnek görelim. Şimdi dünyada ne tartışması var? Aşı karşıtları, aşıyı destekleyenler. Doğru mu? Şimdi pandemi salgınında. Ya yurt dışında giremedik kardeşim. Benim aşım var diye ben girdim. Adam giremedi, aşısı yok diye kahve içmeye. Hı. Yani sende virüs olabilir diyor. Şimdi bu tartışmaya girmiyorum. Yani aşıcı ya da aşısızcı. Niye bu örneği veriyorum? Ya adam virüsten dolayı içeri almama sınırı koyuyor. Değil mi? Hı hı. Bak tertemiz insan. Oraya parasını ödeyecek. Zararlı değil. Ortalığı yakıp yıkmıyor. Sen sırf bu kuraldan dolayı almıyorsun. Tanrı seni niye cennetin alsın günahlarınla birlikte? Bozukluklarla birlikte? Tabii. Virüs buraya girme engel oluyor da sıradan bir restoran bunu koyuyor da sıradan bir hükümet bugün var yarın yok olacak hükümet bunu koyuyor da Tanrı seni ebediyen yanında tutmak isteyen Tanrı niye günahlarınla kutsallık sahip olmadan orada olmanı yüzde yüz kutsal olan bir yere almayı izin versin? Çok doğru. Hı -hı. Yani onun bu hakkı yok mu? Hı, Hı Yani onun bunu talep etme hakkı yok mu? Var, tabii. diyor ki bak bir de ben seni temizleyeceğim diyor. Hı -hı. İşte bağışladığı Kendi gibi ben başlayacağım. Kendi kendini yıka temizle de demiyor. Demiyor. Çünkü zaten yapamazsın kirlisi. Ya bana birisi şuradan söylesin. Hangi iyi işi yaparsak. Hani az önce dedin ya sen. Şunu yapıyorum bunu yapıyorum. Hani ben de. Bak cenneti satın almaya çalışıyoruz. Alışveriş tabii. gibi değil mi? Bak, şunu bunda... yaptım hak ettim. Bunu söyledim hak ettim. Evet. Şuraya tabii. gittim hak ettim. Tabii. Biz şu, şu kadar yaptım bu kadar biriktirdim. Ne kadar biriktirdin Allah bilir. Hmm. Ya biriktiremediysen. Ya bu tarafa ağırsa hala. Hmm. Bir de neyi satın alıyorsun? Bak satın almaya çalışın şey dikkat et. İşte alışveriş söz konusu. Orada rüşvet değil mi? geçer mi? Sanki Ta yaradana bir şeyler kanıtlıyoruz. Evet. Ben evet. bunları yaptım. Hadi sen de şimdi bana evet. gereken hak ettiğimi ver. Doğru olacağım. Neye göre doğrusun? Sen bana göre doğrusun. Evet. Ben Ahmet'e göre doğruyum. Tanrı'ya göre hangimiz doğru? Hı -hı. Hangimiz Tanrı'nın doğruluğuna, kutsallığına, paklığına ...Yaradan'ın ulaşabiliriz, E, ...zaten vermez. mekandaki standart onun mekanı... Hı hı. ...standartı o çizmiş... ...diyor ki buna sahip olamazsın... ...bak sen düşmüş... Hı hı. ...bozulmuş bir varlıksın çocuk örneğine verdik... ...çok girmeyen detaylar... ...dünyanın şu haline bir bak... ...rezillikleri gör... ...ülkeler birbirini bağışlamıyor... ...ülkeler birbiriyle savaşıyor... O ...oraya tank yiyor... O ...oraya asker yiyor füze... ...rezillikler değil mi... ...o zaman biz cenneti satın alamayız... ...yaptığımız hiçbir iyi iş... Ya çok affedersiniz İncil kutsal kitap söylüyor. Yaptığınız tüm işler kirli adet bezi gibidir diyor benim gözümde. Doğru. Sen ne kadar doğruluğuna güvensen de. Evet çünkü o standarda erişmezse çocuk doyur, iyilik yap. Merham, önemlidir bunlar. Bunları yapmalısın. Yapmakla zorunlu olduğun şeyi yaptığın için ödül bekleme. Değil mi? <laughs> Zaten yapacaksın. Hiç. Yani okulda ödevini yaptığın için sana madalya takıyorlar mı? Zaten ödevini yapacaksın. Okula Tabii. gittiğin için her gün alkışlanıyor musun? Zaten gideceksin. Hı hı. İşe gittiğin için her gün seni çelenkle mi karşılıyorlar kapıda? Hı hı. Zaten gideceksin. E, Tanrı de diyor ki bunları yapacaksın. Hı hı. Bağışlayacaksın. yapacaksın. Evet. Benim seni bağışladığım gibi. O yüzden evet. Petrus yedi kere dediğinde bile yok. Yani 7 kere sen neden bahsediyorsun Aynen. 500 kere 7000 kere yani ölene kadar bağışlayacaksın. Çıta yok orada bir sınır yok o. bir limit yok. Kardeşin, yakın kardeşin, uzak kardeşin, ailen, akraban, eş dost, efrat evet. kim olursa olsun evet. bağışlayacaksın. İlla senin kendi kilise ailesinde olmasına da gerek yok. Kilise ailenin dışında olan kişileri Tabii. de bağışlayacaksın. Çünkü bağışlamamanın, affetmemenin acı filizi senin yüreğine yerleşti mi... Onun artık kök salması, filizlenmesi, meyve vermesi çok mümkün. Hani oraya kadar gelmeden hı hı. sen bu işi temizle, bağışla ve affet. Ve bunun da ne kadar vurucu olduğunu göstermek için işte bu efendi ve e, tabii, köle şöyle, benzetmelerini hesaplaşma yapıyor. Hesaplaşma örneği var orada. Hı hı. Göklerin egemenliği 23. ayette diyor ki hı. göklerin egemenliği köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Doğru. Göklerin egemenliğinin bir kralı var. Hani daha önce programlarımda söyledim ya, hı hı. imparatorluksa bir imparator vardır, krallıksa bir kral vardır. Egemenlikse oranında bir egemeni vardır. Hı hı. O egemen kendi karakterine göre, kendi ilkelerine, değerlerine, kurallarına göre o egemenliği yönetir. Doğru. O egemenlikte Hüküm sürer ve burada da bu egemenliği krala benzetiyor. Ama bu kral için bence çok önemli bir kelime var burada. Hı hı. Hesaplaşmak. Doğru. Hesaplaşmak istiyor. Hesaplaşmak ne demek? Yani senden hesap soracak. Yani iş yerlerinde çalışanlar bunu bilirler. Yani patron bir şey yap der. Hı hı. Şu zamana kadar yap der. Yapmazsa, ertesi gün onun hesabını soracağını bilir. Kesinlikle. Okullarda bile senin söylediğin öğretmen ödev veriyor. Hı hı. Ödevini yaparsan, aferin diyor. Ödevini yapmazsan sana ertesi güne belki iki Doğru. kat daha ödev verecek. Doğru. Ya da sana eksi verecek. Yaparsan artı verecek gibi. Yani bir hesaplaşma var. Ne yaparsan, onun meyvesini yiyeceksin. Hı hı. Ne ekersen, onu biçeceksin. Kesinlikle. Bu çok önemli. Demek ki. Yaradan Rab Tanrı bir gün hesaplaşmak için bizi önüne toplayacak. İncil'e göre bu İsa Mesih'tir. Göklerden ikinci kez gelecektir. Kıyamet günü, yargı günü herkes o yargı kürsüsünün tahtının önüne çıkacak. Hı hı. Ve kendi adına hesabını verecek. Doğru. Sen ne hesap vereceksin? Doğru. Bugün bunu sormalıyız kendimize. Do yarın olsa o kıyamet günü, o yargı günü yarın olsa... Ben ne hesap vereceğim? Doğru. Şimdi bizi buradan izleyenler ya bu güzel anlatıyorsunuz da iyi bölüm bulmuşsunuz da yani bu kolay mı kardeşim? Adam bana şunu şunu yapmış, bunu bunu yapmış, canımı yakmış. Hmm. Bak Kore'de bir kilise önderinin iki evladı vardı, iki oğlu vardı. Hmm. Ve bu, bu kişiler kilise hizmet eden insanlardı. Hmm. Değerli, onurlu, tanrı adamları iyi ve hayırlı evlatlardı. Bir çete, bu müjdeleme sırasında bu iki evladı keserek öldürdüler. Adamın başka çocukları yoktu. Adam ünlü bir kilise önderi. Ve tabii ki çete liderleri yakalandı. Mahkemeye çıkartıldılar. Ve mahkemede ne oldu biliyor musun? Bu bu lider yani bu kilise pastörü önder yani ölenlerin babası bu iki katili bağışladı. İki kişi öldürmüştü. Ve şok oldu bütün mahkeme salonu. Düşünsene başka evladın yok ya. Yani daha bak ne kadar uç bir örnek veriyorum. Bu gerçek. Dedi ki Rabb beni bağışladığı gibi ben de bu iki katili benim evlatlarımı, canımı elimde alan bu adamları Rabb'in ellerine teslim ediyorum, onları bağışlıyorum. Rabb'in isteği olsun dedi. Hı hı. Ve o iki katil ağladı. Ve sonra o iki katili hapishanede ziyaret etti. Ve hemen hemen aynı yaşlardaydı çocuklarıyla. Ve bu iki katil ve İncil verdi adam. Çünkü hı hı. istemişler. Ve bu iki katil tabi uzun yıllar hapishanede kaldı. Kilis hapishane kilisesi önderi oldular biliyor musun? Ve bir gün ne demiş adam biliyor musun? Biz Anladım. senin evlatlarını aldık elinden. Ve sen bizi bağışladın bize lütfettin. Hı hı. Ama şunu bil ki ister kabul et ister kabul etme. Bundan sonra bizim babamız sensin. Hı. Kabul edersen biz biz evlatların olmak istiyoruz. İki evladını aldık. İşte iki evlat olarak yanında durmak istiyoruz. Ve yüzlerce binlerce canın kurtulmasına sebep oldu bu iki adam. Şimdi bu adam eğer onları İncil'deki bu söze uymasa hani diyor ya şunu bağışlayamıyoruz bunu bağışlayamıyoruz. Bak ne kadar uç örnek veriyorum. Evet. Ya böyle sınamasın kimseyi ama Amin. bu bağışlamanın getirdiği meyveye dikkat ediyor musun? Bak hem o adamlar değişti. O katiller doğru insanlar oldu. Başkalarına Mesih'i tanıtan insanlar oldu. Kurtuldu ve bu adam da özgür oldu. Yani bu acılık yaşadığını düşünebiliyor musun pastörün? Çünkü hizmeti bitecekti bu adamın. Evet. Bu adam elini ayağını her şeyden çekecekti. İki evladı var topu topu dünyada. O da ölmüş gitmiş. Hı hı. Hem de iki katil tarafından. Ne olacaktı? Bu yüzden bilmemiz ve anlamamız gereken şey şu. Kussaruh'un gücü olmadan kimse bu değişimi yaşayamaz. kusar ancak insanları bağışlamayı evet. öğretebilir. İsa niye Çarmıh'ta ölürken baba son nefesini vermeden önce tamamlan demeden önce baba onları bağışla. Ne yaptıklarını hı. bilmiyorlar dedi. Hı hı. Niye Paulus ben Mesih'e örnek aldığım gibi siz de beni örnek alın derken... Korintlerde 2. Korintler 5. ne dedi? Biz... ...barış elçileriyiz. Hmm. Barıştırma görevi bize verildi. Neyin barıştırması? Bağışlamanın değil mi? Ya da kötülüğe yenilme... ...kötülüğü iyilikle yen diyen Tanrı sözü yok mu ortada Romalılarda? Hmm. Bak kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen... düşmanlarınızı sevin dedi İsa Mesih. Onlar için dua edin. Şimdi böyle bir inanç dünyada yok zaten. E hmm. canım bu olur mu bu saçma... Tanrı için gerçek budur. O sevgi tanrısıdır. Bizlerin de kendisi gibi davranmasını istiyor. Evet sevgi tanrısı. Evet kutsal evet. ruhla onun yüceliğine uygun şekilde davranabiliriz. Hı -hı. Gene de bir hesaplaşma günü olacak. O, 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 o. Ayetin Tabii. söylediği gibi. Tabii. Hani hesabımızı vereceğiz. Hı -hı. Bu dünyadaki hayatınla ne yaptın? Doğru. ve Bu kral benzetmedeki kral da hesap görmek isteyen bir kral. Kesinlikle adil ve bir kral. Ve kral ne Doğru. diyor? Kendisine borcu olan, on bin talantı borcu olan bir köle geldiğinde kölenin ödeme gücü yok. Evet. Karal diyor ki borcunu öde. Köle diyor ki efendim ödeyemem. O kadar evet. param yok. Doğru. O kadar gücüm yok. Ve ne yapılıyor? Kölenin ödeme gücü olmadığı için kölenin, karısının ve çocuklarının ayrıca bütün mal varlığının Hı -hı. satılması ve borcuna mütakip, krala verilmesi Hı -hı. gerekiyor, borcun ödenmesi Tabii. gerekiyor. Bu çok doğal. Ve Roma Roma İmparatorluğu zamanında çünkü İsa Mesih'in e, 33 yıllık ömrü Hı -hı. ve 12 öğrencilerin yaşadığı dönem, Roma İmparatorluğunun egemenliği altında olan dönem ve bu benzetmenin bu kısmı gerçekten onların hayatının içindeki başka bir gerçek. Borç ödenmediğinde o kişinin malına el konuluyor. Karısının, çolu, karısı, çoluğu, çocuğu da hı hı. borcu olan kişiye hizmetkar olarak evet, soruluyor Ve borç bu şekilde kapatılıyor. Evet. evet, bu şekilde ödenmiş sayılıyor, kapatılmış sayılıyor. Evet. Yoksa yani ben sana olan borcumu ödeyemiyorum. Evet. Beni bağışla, azadet, özgür kıl. E tamam seni bağışladım ama borç hala evet. orada duruyor. O borç ne olacak yani? Doğru. Onun yerine ne koyacaksın? Doğru. O zaman diyor ki senin bütün mallarına el koyuyorum evin, barkın, tarlan, ocağın neyin varsa Tabii. yetmiyor. Karını, oğlunu, kızını da borcunu olan kişiye işte hizmetkar olarak ev işleriydi, tarla işleriydi neyse hizmetkar olarak alacağım. Ancak böyle senin borcunu Hı -hı. kapatabilirim. Evet doğru. Aslında bence adil Hı -hı. yani bağışlayıp da borcun orada bulunması <laughs> hani ben senin bütün paranı çalıyorum. Ee, sonra diyorum ki ne olur beni bağışla ödeme gücüm yok. E tamam sen de beni bağışlıyorsun güzel İncil'e uygun. Ama o çalınan para ne olacak? Yani onun yerine ya, konması malı mülkü varsa ödemek zorunda yerine konması. Tabii, tabii. Me mesela vergi görevlisi Matta'yı hatırlıyorum, değil mi? Ne yaptı o? Birisinden dedi fazla aldıysam işte ödeyeceğim. Ha, zakiye, Zaki, Yani onu Zakiyas pardon onu. E Yerine koymaya çalıştı, evet. telafi etmeye ha, tabii. çalıştı. Bu da tabii. önemli. İşte burada da o yerine koymayı, telafi etmeyi görüyoruz aynen, aslında. Aynen, Malı, mürkü, karısı, çocuğu. Hani adaletsizlik gibi gelebilir bazılarını ama. Bak hiçbir Bence şey... doğru bir telafi olması gerekiyor. Hayır, bir şeyleri, bir şeyleri yani. varsa yerine tabii... bir şey konması gerekiyor. Tabii bir şeyleri varsa ödeyecek de O zaman herkes çalsın çalsın nasıl beni bağışlayacak desin kiliselerde? Böyle Bu bir dünya var mı? Hayır, o nasıl tabii. bağışlanacak? Hadi ben Şanadan bağışladım, elimi yıkadım, şey elimi yıkadım. Ee, ya, onun Rab'le olan ilişkisi ne olacak. Hı hı. Malı var, parası var, mülkü var. Nasıl bağışlayacak? Ben ödemeyim. Ee, bak bu doğruluk değil ki. Hı hı. İşte doğru biz olmuyor. Biz burada adil hani olmuyor. Biz burada hani adaleti doğruluk kenara iterek körü körüne hani. Ne yaparsa yapsın böyle. Hayır. Herkesin bir sorumluluğu var. Bizim sorumluluğumuz bağışlamak ama karşı tarafın da gereğini yapması. Yerine koyması gerekiyor. Tabii niye ya. al kardeşini konuşuyor yüz Ve yüze. ödeme gücü yok diyor ya. Evet. Aslında biz de böyleydik. Hani ruhsal anlamda düşündüğümüz Doğru. zaman o kadar çok günahımız vardı. Tabii Zaten ki. günahlı doğuyoruz. Yani nasıl temizleyeceğiz o günahlarımızı? Yani hangi eylemimiz, hangi işimiz, Hatırsın. hangi sözümüz, hangi ibadetimiz o kadar günahı temizlemeye, silmeye yetecek. Mesih olmadan Ve şey bizi değil. yaradan Rab Tanrı'nın olduğu kutsallığa getirecek. İşte biz de aslında ödeme gücü olmayan köle gibiyiz. Gibidik evet. İsa Mesih'e iman etmeden önce. Hı -hı. Zamanımız da gittikçe azalıyor. Evet. Çok kıymetli bir bölüm. Hı -hı. İstersen sonraki ayetlerden sen devam et. Yani işte burada yani iki tane köle var biliyorsun. Hı -hı. Biri yalvarıp yakarıp kraldan af dileyip bağışlanan ama o kölenin de kendisine başka bir kölenin borcu var. Daha küçük bir borç. Birinin atıyorum 100 lira ise birinin 10 lira. Hı hı. Örnek 1 lira. Çok daha küçük bir alacak. Ama o gidiyor o Rabbin ona ya yani da kralın ona gösterdiği lütfu. Kralın ona gösterdiği lütfu o göstermiyor. Dikkat et ona hapse attırıyor. Hı, hı. Ona hapse attırıyor ve borcunu ödeyinceye dek değil mi? Hani aşağıki ayetlerde hapiste tutturuyor. Ve kral bunu duymuyor mu? Hı hı. Şimdi kiliselerde bu yok mu? Ya da bizim yaşamımızda bu yok mu? Biri bize lütfediyor. Ya da Rab bize lütfediyor. Senin az önce altını çizdiğin kalın çizgiyle bu kadar günahımız, bu kadar zorluğumuz, bu kadar yanlışımız varken lütufla bizi kurtaran Tanrı. Evet kurtarıyor. Rab'in duası ortadayken biz gidiyoruz çok daha küçük bir hata yapan kusur işleyen kardeşi bağışlamıyoruz. Hı hı. Bana yan baktı. Aynen. Bana selam vermedi. Ya şu, şu Orta Doğu'daki şu alınganlık ruhu kadar dünyada hiçbir yerde Yok, bu Orta evet. Doğu halklarındaki dedikoduculuk ve yani kendimi katarak yani bu alınganlık ruhu nedir arkadaş ya? Hı, Hı Yani bu kadar yani yerini bilmeme, haddini bilmeme, hemen ilişkilere girme, ondan nasıl sabun köpüğü gibi patlama. Hı, Hı Yani bir devamını getirelim ya. Yani Türk gibi başlayalım, Alman gibi bitirelim arkadaş. Hı -hı. Yani bu hakikaten uzun vadeli ilişkiler... Yani şu televizyon programlarına baksana en çok izlenen programlar dedikodu kavga programları, kadın evet. programlarında hani Dediko'da sırf kadınlar yapmıyor burada yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Erkekler çıkıyor oraya görüyoruz değil mi? Bağışlamama yeme ölç alma sen bana bunu yaptın ben sana bunu yaptın sen benim balama aldın sen benim karımı aldın falan ve bu izleniyor neden? Hı hı. Çünkü herkes böyle herkes kendini pay buluyor. O yüzden bu metne baktığımızda dikkatli olmalıyız çünkü o bağışlamayan köleyi tekrar Tanrı geri çağırıyor. Evet ve zindana atılmaktan, işkencecilere teslim edilmekten bahsediliyor. Evet. Herkes çünkü dikkatli çünkü olsun yani. Çünkü gör, görülüyor bu diğer köleler tarafından. İki evet. tane ana köle var ama evet. diğer köleler olayı duyup efendiye yetiştiriyorlar. Kesinlikle. Hani hiçbir şey gizli saklı kalmıyor. Mümkün yani hiçbir değil. şey senin yanına kar kalmıyor. Efendi yani göklerdeki yaradan, rab tanrımız, yaradanımız, evet. yaratıcımız. Evet. Doğru. Görüyor her şeyi. Nereye saklanacaksın ve o gün o kıyamet günü o kürsünün önüne çıktığında hangisini inkar edebileceksin? Böyle arkadan film şeridi gibi geçecek sanki. Aynen, aynen. Neyini inkar edeceksin? Neyini saklayacaksın? Yani Doğru. bu bilinçte olmamız lazım. Bu bilinçte olursak eğer İncil'deki ayetlerin doğrultusunda on, o ayetleri kendimize eğer nefer alırsak, ışık alırsak o zaman bunun ciddiyetini anlayacağız. Kardeşini bağışlayacaksın. Yani Sert geliyor ama sen bilmiyorsun onun bana neler yaptığını. E sen Rab'be neler yaptığını bilmiyor musun? O seni bağışladıysa senin ne kadar özrün olabilir ki? Yani herkes bunu yaşıyor hayatında. Ama kaçarı yok. Rab bir yerden bize kaçacak evet. fırsat da vermiyor. Yani eğer kendi pencereden bakmaya, yani kendi yüreğinin doğrultusunda bakmaya devam edersen bağışlayamazsın kardeşim. Bu kadar basit. Hı hı. Çünkü ben her zaman dediğim bir şey var. Akıllı adam akıllı adam ya da akıllı insan diyelim, bu dünyada Hristiyan olmaz. Hı hı. Bak çok ilginç bir şey söylüyorum burada. Yüreği olan kişi, yüreği olan insan Hristiyan olur. Tamam mı? Hı hı. Çünkü dünyasal düşündüğünde bu mantıklı gelmiyor insanlara. Evet. Dürüst olalım. Ancak göklerin egemenliği, buradaki benzetmenin amacı bu. Eğer göklerin egemenliğine, cennetin krallığına gireceksen, Mesih'in davrandığı gibi davranacaksın. Ama Mesih sana gereken gücü verecek. Evet. O içimizde yaşamayı seçti. Kutsal ruhu aracılığı içimizde, Mesih'in ruhu içimizde yaşamayı içimizde yaşamayı seçerek bizi içten dışa çevirmek, yenilemek, değiştirmek isteyen bir Tanrımız var. O yüzden imkansız, insan olan insan için imkansız olan Tanrı için mümkündür dedi kutsal evet. yazılarda. Amin. Bu yüzden dediğim bu pencereyi iyi bilmek lazım. Biz kendi penceremizden baktığımız sürece bağışlayamayacağız, hmm. affedemeyeceğiz. En küçük şeyi bile. Ama Mesih'in penceresinden bakarsak Çarmıh'ı göreceğiz hı hı. ve Çarmıh'ta İsa'nın sözünü hatırlayacağız. Baba onları bağışla ne yaptıklarını bilmiyor. Ve o zaman biz ne kadar günahkar ve bağışlanmış olduğumuzu anladığımızda diğerlerine zulmetmeyeceğiz, diğerlerine tepeden bakmayacağız, diğerlerinden alacağımızı istemeyeceğiz. Hı hı. Çünkü biz çok daha fazlasının lütfedilerek bağışlandığını bileceğiz. Hı hı. Şunu da ekleyerek sana sözü bırakayım. Gerçekten insanlar bunu kavramalı, bunu anlamalı. Bunu anlamazlarsa... Yani bu bakış açılarını değiştirmezlerse göklerin egemenliğinde o birinci kölenin ikinci yaşadığını yaşayacaklar. Doğru. Bak çok dikkatli olun. Bu yüzden Rabbin duası çok önemlidir. Öğrencicileri... Teslim Lütfen bizi bahsediyor. buradan izleyenleri uyarıyorum. Hı hı. Bahaneler yaratmayalım kendimize. Tanrı işte, bana şunu yaptı, benim öcümü almadılar, ben dua ettim, o hala onun her şey iyi gidiyor, benim her şeyim kötü, ben Niyon'u bağışlayayım deme. Daha Tanrı kendi oğlunun öcünü almadı. Hı hı. Daha Tanrı kendi oğlunun öcünü almadı. Çarmıha gelenlerden öç almadı da. Her şey, herkes sırasını beklesin. Ve herkes haddini bilsin. Ve 33. ayette efendi diyor ki, benim sana acıdığım gibi evet. senin de köle arkadaşına acıman gerekmez Doğru. miydi? Doğru. Yani benim seni sana acıyıp seni bağışladığım gibi senin de köle arkadaşını bağışlaman gerekmez mi? Çünkü akabinde gelen ayet çok ciddi ya. Kardeşini gönülden bağışlamazsan evet. göklerdeki babam da sana öyle davranacak. Nokta. Yani sen kardeşini bağışlamazsan babam da seni bağışlamayacak. Nokta. Yani krala, yaradana efendiye o efendilik payını vermemiz lazım ve onun farkında olarak davranmamız lazım. O beni bağışlamış ben kimim ki seni bağışlayamıyorum ya da bağışlamamayı seçiyorum? Bakış açısına sahip olmamız lazım. Doğru. Babam beni bağışladı, Yaradan, Rabb Tanrı, Yaratıcım beni bağışladı. O zaman ben de seni bağışlamakla yükümlüyüm. Hı hı. Bağışladım demekle bağışlanmayabiliyor. Evet bazen bu bir süreç, içsel bir şifanın gelmesi gerçekten gönülden bağışlamak bir zaman alabiliyor. Bazen her gün her gün. Haklısın. Buna ıı, bunun içine girmek gerekiyor. Haklısın. Her gün bağışlamak gerekiyor. Her gün bunu ilan etmek doğru. gerekiyor. O kardeş için ya da o kişi için dua etmek bile gerekiyor. Çok doğru. Bunları yapmaya istekli olmak ve ufak ufak bu adımları atmak zaten Kutsal Ruh'un gücüyle o kişiyi bağışlamamıza yardım edecek. Hani bunun da farkına varalım. Doğru. Ben başlayamam. Ben başlayamam. Çok işte kızıyorum. O bana ne yaptı, etti? Ya tamam ama hani oldu bitti artık bunu bir kenara koymayı bil. Bunu aşmayı bil. Kutsal Ruh'la Rab'bin varlığıyla bunu aşabilirsin. Bunu yapabilirsin. Örnekleri var. Sen demin anlattın baba hı hı. oğlunun katillerini. Benim bildiğim pek çok örnek var. Zamanımız evet. yetmeyeceği evet, için evet. anlatamıyorum. Demek ki buna bu yola girersek bağışlama yoluna, affetme yoluna o zaman Rab varlığıyla, Kutsal Ruh'un gücüyle bunu yapmamıza yardım edecek. Ve ondan sonra bizim hayatımız daha bereketli olacak, Doğru. daha huzurlu ve esenli Doğru. olacak, esenlikte olacak. Doğru. Hı. İşte o yüzden dedim ya bakış açımızı ve düşünce yapımızı değiştirmeliyiz. Amin. Paulus'un dediği gibi bağışlandığımızı bilmeliyiz, lütufla affedildiğimizi bilmeyiz. Bu ekran başında bizi izleyen başta ben ve diğer herkes hiçbirimiz göklerin egemenliğini, Mesih'in bulunduğu yeri hak etmedik ve hak etmeyeceğiz. Hı, hı. Layık değiliz. Hı hı. O zaman biz hiçbir şeysek Rabbin lütfuyla bağışlanıp affediliyorsak bize ne düşüyor ki başkasını yargılayayım? Yargıla, yargılamayın ki yargılanmayasınız diyor İsa Mesih. Bağışlayın ki bağışlanasınız dedi. Bunu söyleyen göklerin egemenliğinin kralı, kralların kralı. Ya itaat edeceğiz ya da onun söylediği sözdeki gerçeği yaşayacağız, mahkum olacağız. Bağışlanmayacağız. O yüzden bize düşen şey bu iki örnekli köle örneğindeki gerçekleri iyi kavramak. Tanrı'nın sözüne bakmak, yazan dışına çıkmamak ve onun çizdiği çerçevede onun kutsal ruhunun gücüyle gün be gün değişerek, çünkü ne diyor? Bir kişi besitesi yeni yaratıktır, Eskiler şeyler evet. geçmiştir. Hı -hı. Eski hakan, eski eşya, eskiler öldü. Artık yeni hakan, yeni eşaya bakalım ve Rabbin lütuf ve kutsalın gücüyle bağışlamayı öğrenelim. Amin. Evet sevgili izleyicilerimiz, kardeşlerimiz, misafirlerimiz. Bugün İncil'in Matta 18. bölümündeki acımasız köleye benzetmesine baktık. Oradaki gerçekleri birlikte değerlendirdik, anlamaya çalıştık. Duamız o ki siz burada bahsedilen acımasız köle gibi olmayın. Siz size yapılanları bağışlayabilecek bir yürek tutumuna sahip olun. Ve kutsal ruhun gücüyle, Rabbin varlığıyla bunun mümkün olduğuna... Amin. İnanın, iman edin. Öyle ki yüreğinizdeki taşlar erisin. Doğru. Tekrar etten bir yüreğiniz olsun bu bağışlama aracılığıyla ve hayatınızda daha fazla bereket, daha fazla huzur, esenlik ve sevinç olsun. Hmm. Bugün bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programımızda İsa Mesih'in başka bir benzetmesini beraberce değerlendireceğiz. O güne dek esen kalın, Mesih'te kalın. Hoşçakalın. kalın.